Bornova Kültür Adası projesi başlıyor. Bornova'nın tarihi ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak için Dünya Kenti İzmir Derneği, Levantenler Derneği, Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hazırlanan Bornova Kültür Adası projesi için imzalar atıldı efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçecek Bornova Kültür Adası projesiyle Yeşilova Höyü, Homeras Vadisi ve mağaralarıyla Levanten köşkleri kent belleğine kazandırılacak. Siz geldiğinizde de çok bereketli olduğunu söylemiştiniz. Bir tarım kenti, bir ticaret kenti, aslında bir turizm kenti. Levanten köşklerinin dışında burada Homeros'la, Yeşilova Höyü ile birleştirdiğinde inanılmaz bir zenginlik var. Tarih fışkırıyor. Biraz önce Zafer Hocam'ın daha sonra açıklayacağı şeyi birlikte dinleyeceğiz. Gerçekten çok değerli bir kentte yaşıyoruz ve sizlerle bunu çok daha iyi noktaya getireceğimize inanıyorum. Biz korona sebebiyle burada turizmle ilgili çok fazla bir şey yapamadık bu iki yıllık dönem içerisinde. Ancak sahip olmaya çalıştığımız değerleri satın alarak Bornova'ya kazandırmaya çalışıyoruz. Bir tanesi hemen arkamızda Darülkura. 1550 yılından kalan Darülkura'yı satın aldık. Hemen önündeki iki binayı da satın alarak yıkıp onu öne çıkartıp camiyi de Bornova Meydanı'na kazandıracağız. Biraz ileride 14 odalı bir yer daha satın aldık. O da restorasyonla birlikte Bornova'ya kazandırılacak. Bunların hepsinin birleştirildiğinde Lucien Arcas'ın Bornova'daki restorasyon çalışmaları, Deniz Müzesi ve Ege Üniversitesi içerisindeki iki müze, bunların hepsi birleştirildiğinde gerçekten Bornova ya da İzmir'e gelindiğinde neden İzmir'e geliyorum? Bunun sebebi işte tarihi, dokuyu, bunların her şeyi izleyebilecekleri bir yer olacak. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Sizin katkınız çok kıymetli, çok değerli. Zafer Hocam, buradaki sivil toplum örgütlerinde ve Levanten ailelerin bize katkısı çok yüksek. Birlikte bir kahvaltı yapmıştık, çok keyifliydi. Bunu herkese yaşatmak lazım. Bu açıdan bu projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum efendim. Tüm Türkiye ve elbette İzmir, insanlığın çok renkli, çok sesli bir kültür mirasıdır. Anadolu ve Trakya tepeden tırnağa medeniyetler beşiğidir. Bugün bu mirası korumak için her şeyden evvel kalıcı bir vizyona ihtiyaç var. Çünkü somut ve somut olmayan kültür mirasının araştırılması ve korunması sadece akademik bir konu değildir. Kültür mirasının ihya edilmesi aynı zamanda ekonomik bir meseledir, sosyal bir meseledir. Konumuz sadece geçmişin korunması değil, aynı zamanda geleceğin inşa edilmesidir. Biliyoruz ki geçmişinden bir haber olanlar geleceği asla şekillendiremezler. Bu nedenle bir belediye başkanının asli görevi, hizmet ettiği şehrin doğal, kültürel, tarihsel mirasını korumaktır. Her konuda olduğu gibi İzmir'in kültür mirasını yaşatmak için de sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve ilçe belediyelerimizle ortak hareket etmeye gayret ediyoruz. İşte bugün böylesi bir ortak akıl projesini başlatmak için bir araya geldik ve bunun heyecanını taşıyoruz. Bornova Kültür Adası projesiyle ilçemizin kültür mirası noktalarını koruyup gelecek kuşaklara taşıyacağız. Dahası bu bölgeyi İzmir turizmine yepyeni bir destinasyon olarak kazandıracağız. Bornova Belediye Başkanımız çok haklı. Bornova sadece eğitim, tarih, kültür ve tarım kenti değil, aynı zamanda bir turizm kenti. Ve dolayısıyla da bunun öne çıkartılması hepimizin çok asli görevi. Homeros tek başına Bornova'yı dünya markası yapmaya yetecek kudrette bir marka. Homeros için UNESCO Edebiyat Şehri başvurumuzu hazırladık ve diliyorum ki İzmir Homeros'un gücüyle yeni bir dünya markasını kazanmış olacak. Bornova Kültür Adası projesinin yürütücülüğünü Hizmet Sektörü Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği, İzmir Levantenler Derneği ve Dünya Kenti İzmir Derneği birlikte yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi de projenin icrasında her türlü desteği verecek. Bugün attığımız bu adım sayesinde 8500 yıllık Yeşilova Hüyü, Homeros Vadisi ve Levanten Köşkleri arasında bir zaman yolculuğuna
çıkabileceğiz, çıkartabileceğiz. Böylelikle şehrimiz insanlık tarihinin 8500 yılının tek bir günde deneyimlendiği evrensel bir destinasyon haline gelecek. Bu eşsiz alanın dünyada ve ülkemizde daha iyi tanıtılması için hiç şüphesiz var gücümüzle çalışacağız. Bu değerli projeyi yürüten, aklımıza sokan, destek olan tüm sivil toplum kuruluşlarına, Bornova Belediyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Yapacakları tüm çalışmalar için başarılar diliyorum. Bornova Kültür Adası projesinin Bornova'mıza ve Dünya Kenti İzmir hedefimizde çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Bornova Kültür Adası projesinin hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli başkanım, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Toplu fotoğraf için değerli Hanselon'u Teşekkür ederiz. Yerel yönetimlerin ana görevi kent ekonomisine de katkılayacak çalışmalar yapmak. Bu tabii sivil toplum örgütlerinin paydaşlarıyla birlikte olması çok daha keyifli. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve bu konuda Levanten Dernekleri, Dünya İzmir Derneği ve Hizmet yani sivil toplum örgütlerinin katkısı çok kıymetli. Bu açıdan bu paydaşların bu projeye sahip çıkması ve ileriye taşınmasında bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Bu açıdan ben tüm paydaşlara burada teşekkür ediyorum. Bu projenin de Bornova ve İzmir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz öncelikle Bornovalı olmanın sorumluluğunu, aslında yurttaş olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Hem de bir sivil toplum örgütü olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Ama bu fikir bizim aklımıza düşmesinin en büyük sebebi Bornovalı sevdalısı olan sevgili gazeteci abimiz Altan abimizdir. Altan abimizden duyduklarımızla bunun mutlaka işlenmesi gerekiyor, bunun mutlaka desteklenmesi gerekiyor diye fikir aklımıza düştü. Buradaki en kıymetli şey çoğulcu, aslında ortak hareket edebilme becerisi gösterebilmemiz çok kıymetli bence. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz çok kıymetli. Dayanışarak bu işi yürütmemiz çok kıymetli. Çünkü güzel sinerjiden güzel işler oluyor. Bunu sağlamak ve sonuca ulaştırmak için eminim bütün hepimiz elimizden geleni yapacağız. Ve çok heyecanlıyız. Çok umutluyuz. Çünkü çok güzel bir şey olacağına inandığımız için çok heyecanlıyız aslında. Bornova'mızın tanıtımına katkı sunabilecek olmanın gururunu yaşayacağız aslında. Çocuklarımız sokaklarda gezerken o duyguyu yaşayacaklar. Bunu düşünmek bile bizi motive ediyor aslında. Bütün bu güzel sinerjiyle çok güzel işler olacağına inanıyoruz. Hem İzmir'i hem evet. Bornova'yı evet. Bir adım öteye götüreceğiz. Evet. Hem sadece ulusal değil, uluslararası alanda da hedeflerimiz var. Homeros üzerinden, Levantenler üzerinden, Yeşilova, yani üçü de kendi içinde ayrı ayrı Altan abim de dediği gibi kapağı açılmamış hediye paketleri gibi bizim gözümüzde. Çok şeyler yapıldı, çok kıymetli şeyler yapıldı. Bunların üzerine ne koyabiliriz diye düşüneceğiz. Binlerce yıldan bu yana insan elinin değdiği bir yer Bornova. Yeşilova Höyüğü bunun ilk başlangıç noktası. Sonra Homeros var. Ki Homeros Batı medeniyetinin amentüsü gibi bir şey. Batı edebiyatının, Batı kültürünün başlangıç noktası gibi bir yer. İlyada ve Odysseus destanları bunun en önemli göstergesi. Son 300-350 senelik süreçte de Levanten etkisi var Bornova'da. Ki bu Bornova için en büyük şanslardan biri. Tabi Homeros da öyle ama Levanten hayatı çok da daha yakın bir tarih olduğu için henüz onların yaşamışlıklarına, onların Bornova'ya yaşattıklarına dair veriler elimizde bol miktarda var. Eğer böyle olunca Levanten dünyanın üzerinden bu işe başlamayı doğru bulduk açıkçası. İlk olarak Levanten ilk olarak sondan başlayacağız. Levanten dünyanın Bornova'ya etkileri üzerine onların hala etkilerinin yoğun olarak bulunduğu Gençlik Caddesi, Bornova Mahfel o bölgelerde çalışmalara başlanacak inşallah. Ondan sonra da Homeros var. Homeros
istiyoruz. Aynı Meryem Ana gibi, Meryem Ana potansiyeline sahip bir alan. Bunu dünyaya duyurmak lazım. Aslında dünya yüzlerce yıldan beri biliyor ama biz bir süre ara verdik. Şimdi tekrar Homeros'un yeniden dünyaya duyurulması, Bornova'da yaşadığına dair, Bornovalı Homeros'a dair şeylerimizi, çalışmalarımızı bütün dünyaya duyuracağız inşallah. Ondan sonra da Bornova'da turizmin önünü kimse engelleyemeyecek, duramayacak, öyle diyelim. Çok teşekkür ederim.